La bro. Türk TV Habers ne ya? Heh, aferin sana. Çok mu seviyorsun Büşra'yı? Kitabını okudun mu Azra? Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Adeta söz dinledi, ne denirse onu yaptı. O köşelerin hepsine aferin bak. İz bırakma. İz bırakma heh. İz bırakma, iz bırak. Sen internete çıktı görüntülerin, birine demişsin ki günde 500 lira kazanıyorum. Çık lan batal oldu. Anne ben eve gideceğim. Yok bebeğim yok eve gideceğim. Bak sen bak. Mas mı? Mustafa Akbaş mı? Diyorum. Emanuel Almaz tabii ki. Mustafa Akbaş'ın neyi eksik? Mustafa Akbaş'ın ayağı yok. Kim gelecek? Yeni yıla gireceğiz aslında. Yalan söylüyorlar abi. Abi yeni yıla gireceğim ben. Bu millet nereye girecek yeni yıla? Bir bu adamın tipine baksana abi. Nereye girecek bu adam? Etraftaki itemleri lootlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsun. Neyleri ne yapar? Çok mu açsın? Çok. Şu an yeniden mama aramaya gidiyoruz. Çok kötü bir tipim var. Bir Candan Erçetin edası hangi? Ne razım iyi başım ol. Ama Türkiye Candan Erçetin'e benziyorsunuz. Ukrayinka. Do you speak Turk? Türksünüz canım siz. Dişlerinizin telinden anladım. Ben Türk değilim. Nerelisiniz hanımefendi? Rus'um ben. İşte Türk. No, I Russian. Russia mı? Allah Allah. Ukraine. Ukraine. Yes. Tahmin etmek zor değildi hanımefendi. I like this atmosphere in Istanbul. Aa lütfen buraları yayınlayamayız. Yani Türk erkeğini sevdiğinizi bu kadar belli etmeyin. Söylemeyin hemen direkt insan ilk cevapta Türk erkeği. Deli bu. Erkekleri demez. Ben seviyorum İstanbul. Ya ne знаю. Не понимаю. Aynen öyle. Bayılıyorum Türk erkeklerine diyor. Khalla yurrb hasreti. Where are you from? Saudi Arabia. Bir daha söylemeyin. Ha? Australia. Ama bu göz orijinal. Where are you from? Değilim. Where are you from? Değilim. Ben sana öyle söyler miyim? Söyleyin. Kime küfür ediyorsunuz ya? Bu? O zaman senin avradını... Bir yandan kahve içiyor, bir yandan da elindeki bıçakla kendine zarar veriyor. Tam arkasındaki kahvehanede ise okey oynanıyor. Oyuncular olan bitenle hiç ama hiç ilgili değil. Taş atıp çekmekle meşguller. Sonucu ağlamadan duramıyorum. Bir dünya alem biliyor Alex'e olan sevgimi. Koç'tan rica ediyorum başkanımızdan. Canım oğlum Alex. Ki satışlarla ilgili. Durumla ilgili valla şu anda hiç iş yoktur. Durum iyiye gitmiyor. Efendim siz de balık satıyorsunuz. Evet. Nasıl işler? Türkiye'miz çok güzel. Fırsatçılara Allah fırsat vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var? Hayır. Ha? Katil demiş. Başka bir şey yap. Yataktan bile bir Fransız diplomat meslektaşına soruyor. Fransa'nın milli sembolü neden horozdur biliyor musun? Meslektaşı bilmediğini söyleyince diplomat yanıtlıyor. Kendi ayakları pisliğin içindeyken ötebilen tek hayvan horozdur da onda. Birden aklıma geldi. Dişleri, gözleri, yüzgeçleri, mezgitin kilosu 40 lira. Abi Fransa'nın sembolü beyaz bayrak değil miydi ya? Ben yanlış mı biliyorum? Galiba yanlış biliyorum. Yuh. Yok artık yuh. Yuh. Oha. Çok pahalı. Çok pahalı. Ben de şimdi mezgit bakacaktım, ne olacak? Daha ne olsun, görünce siz de şok olacaksınız. Bakın ne kadarmış mezgit. Abo çok pahalıymış ya. Ne yapalım bunu? Merhaba, ben yılların mezgitiyim. Beni tanıdınız mı? 40 yıldır hep 10-15 liradan satılıyordum. Ya birisi PETA'yı arasın artık, yeter amına koyayım, bu kadar da olmaz. Kilosu şimdi ise tam 40 liraya kadar çıktım. Benim de sevgiye, alınmaya, ilgiye ihtiyacım var ama beni alan yok diyor mezgit. Bu ne oluyor? Ben herkesin kafasını poşet olarak mı görüyorum bu haberden dolayı, yoksa gerçekten ücretsiz ya, ücretli oldu. Poşetine mi oluyor, neyle oluyor anlamıyorum. 25 kuruş olacak. Poşetler bedava olunca iki tane ürünü bir poşete koyup çıkıyoruz marketlerden, ama 1 Ocak'tan itibaren en az 25 kuruş olunca poşetler ücretli olacak hanımefendi. Biliyorum. Artık her insan poşetli olacak. Poşet gibi görmeye başladım herkesi. Evet. Şu an sizi poşet kafe olarak görüyorum. Poşet kafa olarak. Doğada kaplumbağalar, yunuslar böyle gezerken hoşunuza gidiyor mu? Onunu sikiyim. Ha? Uçan tekme atsaydın? Ne güzel sordun değil mi?
Ya ben bunu çıkarabiliyorum ama yunuslar ya da kaplumbağalar bunu çıkaramıyor. Abi dead face though. Dead face. Bunu çıkarabiliyorum ama yunuslar ya da kaplumbağalar bunu çıkaramıyor. Hepsini almışsınız. Görmemişler gibi bir sürü poşet. Abi bize reklam yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Çok sert bir mizacınız var. Çok kötü eleştireceksiniz diye bekliyorum. Bu poşetler ücretli oluyor. En az 25 kuruş. Doğru. Üstünlük yayanın ama sessiz olun. Sakın üstünlük taslamayın. Sen bana yol vermek zorundasın. Vermiyorum kardeşim. Sen bana yol vermek zorundasın. Yolladığın kuryecinin ne ismi var, ne cismi var, ne numarası var. Ah! Ayakkabı sipariş etmiş, patlıcan gelmiş. Dilerseniz şeffaf poşette yarrak gönderiyoruz. Instagram'dan TikTok ayakkabı. Var. Bana patlıcan getirmiş. Manavcı'dan bir sipariş mi verdim ben? İddialarına göre iki spor ayakkabı sipariş ettiler ama 4 patlıcana 350 lira vermiş oldular. Çünkü gelen kargoyu açtıklarında... İnanmasaydın o zaman. Böyle mi savunuyorsun kendini? Nasıl inanmasaydın? Kendime mi kızsam, adama mı kızsam? Çorap yollasalardı çorap giyseydik hiç değilse ya. Kadir Bingöl... Kuru fasulye yemeyin. Kuru fasulyeyi yemeyin mi? Niye yemiyoruz? Çok pahalı. Olsun. Nasıl olsun? Nasıl olacak ki? Tabii ki yiyeceğiz ya. Bizim canımız yok mu? Biz insanlar, bizim nefsimiz yok mu? Pahalı diyorum beyefendi, pahalı. Pahalı olsun, pahalı olsun, gene yiyeceğim, gene yiyeceğim. Yemeyeceksiniz. Az yerim. Az da yeseniz, çok da yeseniz kuru fasulye aldı başını gitti. Kuru fasulye pahalı mı? Çok mu pahalı? Kuru fasulye mi istiyor canı? Enflasyona kuru önlemi geliyor. Kuru fasulye yemeyin. Neden? Pahalı. Mecbur yiyeceğiz ama. Sakın kuru fasulye yemeyin, tamam mı? Tamam. Sakın yemeyin. Evet. Vallahi böyle terlersiniz. Tedbirler alındı. Fasulye. Ne kadar? Herhalde 25 lira var. Sakın yemeyin, tamam mı? Yemiyorum zaten. Yaşar Okuyan'a bir mesajınız var mı? Hüseyin Anır. A-İ. Siz Anır'ın. Ben niye Anır'ım kardeşim? Ben eşek miyim de Anır'dım? Anırır mısınız bir? Anırır mısınız? Ben insanım, farkında mısın? Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tan Doğan Meydan'a gidip Anır mıyan Yaşar Okuyan şerefsiz. Sen gibi Anırır'ım dedi. Ne düşünüyorsun? Where are you from? I'm from Russia. Rusya'da eşek yok mu? Var. Nasıl anırıyor Rusya'daki eşek? Size nasıl yapıyor? Bizde... Sizde... İ-A. Yapma. Sizde mi utanıyorsunuz? Birazcık. Niye anıracağım Yaşar Okuyan için? Deneyin. Hayır oğlum, yürü, ben anırım. Ayıp bir şey mi? Ha, tabii ayıp. Müsaade ederseniz eşinizi anırtabilir miyim? Anırır mısın? Ya. Ne? Nasıl ya? Koltuk altından Kalaşnikov çıkmadı mı bu olayda? Hayır. Anır, Tandoğan. Tandoğan meydanındasın Anır. Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere Suriye briefingi. Ankara'da görevli yabancı misyon şef. Açıları bakalım nasıl arttı? Hangisi sahte? Yıllardır para görüyorsun. Hangisi sahte? Elimi almam lazım. Elinize alın. Evet, şu sahte. Bu sahte, bu gerçek. Bankadan çektik, ikisi de gerçek. İkisi de mi gerçek? Bilemediniz, attınız yani şurada. Öyle mi? Yalan söylediniz. Allah Allah. Bu gerçek. O gerçek, bu. Bu sahte. O kadar yalancısınız ki, o kadar atıyorsun ki. İkisi de gerçek. Türkiye'de yaşıyorsunuz ama Rus'sunuz. Peki sahte 100 lirayı turist olarak siz alsanız anlar mısınız? Hani onlardan bir tanesi sahte. Pardon. Hanımefendi, paramı verin. Tatilde yatacağım. Ders? Ders yok, ders yok. Yatacağım. Peki kendini geliştirmek için mi şarkı? Hiçbir şey yapmayacağım. Umurumda değil. Sadece tatil. Tatilde yatılır. Öğrencilere önerim de derslere çalışmasınlar. Kral. Kalbini yerim Cracked Storm. Ne oldu canım benim? Yayında model yapmamız yok mu? Var mı? To combine them together. If you are making small dioramas like me, important is to put moss or
water and add a few green leaves. Deli bunlar, deli.